Şimdi tabii manzaraya baktığımızda umutlu olmamamız için o kadar çok neden var. Yani gözümüzün önünde hepimiz bunu görüyoruz, konuşuyoruz. Amerika ve Rusya Dışişleri Bakanlarının çağrısıyla, tarafların birbirine karşı düşmanca tutumlarını sona erdirmeye çağrısıyla ortaya çıkan bir ateşkes manzarasından bahsediyoruz ama fiili olarak bu ne kadar ateşkestir, bu ateşkes ne kadar sürdürülebilir, bunu konuşmamız lazım. Manzara aslında çok da bu anlamda olumlu değil. Bir kere ateşkesi sürdürmeyen ya da ateşkesi bozan, düşmanca tavırlar sürdürmeye devam eden aktörlerin ne tür bir müeyyideyle karşılaşacaklarına ilişkin hiçbir emare yok. Birinci temel problem bu. İkinci temel problem aslında özellikle muhalefetin bir türlü bu süreçte, ateşkes sürecinde gerçek bir taraf olarak tanımlanmaması ve yine bu ateşkes söylemi üzerinden bile dövülmeye, sınırlandırılmaya çalışılması. Şimdi Rusya bir taraftan, işte diğer Amerika diğer taraftan DAEŞ'in, yani Nusra'nın terör örgütü olduğunu ifade ediyor. Fakat diğer terör örgütleri ve benzeri terör örgütleri diyerek de aslında tanımı son derece geniş tutuyor. Bu anlamda baktığımızda da bunun yine muhalefeti sindirmeye dönük bir pratik üreteceği intibağı var. Bu anlamda bir korku var. Ki sahaya baktığımızda da bunu görüyoruz. Diğer taraftan yine hemen ateşkes başladıktan sonra ateşkesin ihlal edilmeye başlandığını görüyoruz. Bir taraftan da tam da bu esnada yine Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Esed rejiminin egemenlik hakkını içeren bir taslak verdiğini de görüyoruz. Bu bir anlamda bu hakkın korunmasını esas alan bir taslak bu. Yine daha önce olduğu gibi, yani bu Suriye krizi devam ettiği süreçte karşımıza çıktığı gibi aslında bir taraftan sahada elini güçlendirmek, sahada mevzi kazanmak, zaman kazanmak için masanın bir anlamda kullanıldığını, manipüle edildiğini görüyoruz. Yani masaya oturmadan önce çok yoğun bir şekilde sahanın bir anlamda bombalandığını, sahanın yönetilmeye çalışıldığını, sonrasında da yine masa kurulduktan sonra bir miktar muhalefet başta olmak üzere aktörlerin aslında geriletilmesi için çaba sarf edildiğini, yine muhalefetten o beklenen alınmadığı takdirde de yeniden sahaya dönüldüğünü görüyoruz. Aslında bir anlamda bir zaman kazanma süreci. Diğer taraftan da yine sen de söyledin, aslında ateşkes söylemi baktığımızda sahada tarafların bir şekilde sorunun çözümüne ilişkin bir iradeden yana olduğu intibanı uyandırıyor. Oysa pratiğe baktığımızda pratikte bunun hiçbir karşılığı yok. Sahadaki aktörler Rusya, İran, Esed bloğu bu anlamda çözümü ancak ve ancak kendi egemenlik alanlarını genişletmek ve derinleştirmek olarak algılıyor. Amerika açısındansa aslında burada yine çözümden yana bir tavır değil. Yani bir biçimde ki burada Halep çok kritik. Belli noktalarda bir şekilde dengeyi tutturabileceği şekilde gözünü öte tarafa çevirmeyi ve biraz sahadakinin kendi dengesini bulmasını bekliyor. Halep kritik dedim, onu da söyleyip kapatayım. Halep'te bir sıkışma var ve bu Halep'teki sıkışma da aslında bir anlamda ateşkesi icbar eden bir noktaya dönüşmüş durumda. Şimdi Halep'in düşmesi, nereye gideceği tartışması çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Rusya'nın Halep'i bir anlamda kendi alanı içerisine katması Amerika açısından ne olursa olsun ciddi anlamda endişe nedeni, Esed rejiminden taraf olması ciddi anlamda endişe nedeni, DAEŞ'ten yani DAEŞ'in alanına katılması ayrı bir mesele. Dolayısıyla burada ateşkesle biraz Halep'in ne olacağı meselesiyle ilgili bir kriz çözümü sürecinin devam ettiğini, ama genel anlamda baktığımızda ben Suriye İç Savaşı ile ilgili yine aktörlerin tavırları dolayısıyla da çok da pozitif bir noktaya bizi götürmeyeceğini düşünüyorum. Tabii bir başka unsur da, çok uzattım sözü ama, yani Türkiye'nin YPG mevzilerini bombalaması meselesi, bu ateşkesin bir anlamda ona dönük olarak da bir çevreleme çabası da, Fonksiyonu var. fonksiyonu da var. Rusya'nın da, Amerika'nın da aslında ateşkese yükledikleri anlamlar gerçekten farklı. Yani bir kere Rusya açısından önemli olan mesele sahada olduğu için, sahada da doğrudan Esed rejim güçleriyle de beraber hareket ettiği için karşı karşıya olunan muhalif güçlere karşı
olabildiğince daha fazla alan kazanmak ve bunun için de bu ateşkesi kullanmak, ateşkes söylemini kullanmak, zaman kazanmak ve bu süreçte de uluslararası alanda da özellikle bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nazarında da Esed'in egemenlik hakkının korunması meselesiyle ilgili çaba sarf etmek. Çünkü bir taraftan işte ateşkesin olmadığının varsayıldığı, çok sıcak çatışmaların olduğu düşünüldüğü bir Suriye denkleminde Esed rejiminin egemenlik hakkı ile ilgili tırnak içinde diplomasi yapmak mümkün değil. Fakat ateşkes var, ateşkes sürüyor. Sahadaki şey başka, yani sahada ne olup bittiği önemli değil. Bu söylem etrafında Rusya'nın Esed'in egemenlik hakkı, ki ben şeye katılıyorum. Oradaki mesele Esed'in egemenlik hakkı, işte Beşar Esad'ın egemenlik hakkı meselesi değil. Yani oradaki o zihniyetin, o yapının ve dolayısıyla Rusya'nın çıkarlarını da orada sürdürecek karar yapının edecek bir şekilde devamı. Şimdi böyle olduğu için bunu yüklüyor. Amerika açısındansa aslında bir taraftan orada yine inisiyatif almak ve bence Halep'le ilgili zaman kazanmak. Yani Halep ne olacak? Şimdi şurası çok net. Yani bir kere Amerika, Batı dünyası diyelim genel anlamda, Suriye'de Esed sonrasında ne olacağıyla ilgili bir net çerçeveye, perspektife sahip değil. İşte 2014 Ağustos'unda çok net bir şekilde Obama Esed gitmeli dediğinde, yani derhal bir an önce gitmeli dediğinde aslında çok net bir perspektife sahip olduğu düşünüldü. Fakat o noktadan çok hızlı bir dönüş te bulundu Obama, ki şu anda da ona destek verenler Suriye politikasını işte Obama'ya bir şekilde çerçevesini çizen yakın danışmanları bundan dolayı onu da eleştiriyorlar. Bu bir yanlıştı diyorlar. Şu anda gelinen noktada Amerika açısından ateşkes, yani orada Halep'in aslında bir nereye gideceğini, nasıl bir anlamda çerçeveleneceğini belirlemek, bunun için zaman kazanmak ve burada eğer Halep doğrudan Rusya'nın denetimine, Esed rejiminin denetimine giderse, Amerika açısından aslında o kadar da Suriye'de işte tarafsız kalmak ya da uzaktan izlemek çok da mümkün olmayabilir. Diğer taraftan da DAEŞ diye bir gerçeklik var. Siz işte bütün derdimiz DAEŞ'le mücadele derken DAEŞ'in orada kendisine alan kazanmasını neyle izah edeceksiniz? Evet, o da önemli bir risk.